Tekrar merhabalar. YPST.org olarak tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere hepimizin kullandığı Proof-of-Use Save Data programının kullanımını anlatacağım. CFB kullanan kişiler için muazzam derecede çok işlemleri oldukça kolaylaştıran bir yazılım, bir özelliği var bu yazılımın. Daha deminki videomuzu izlediğiniz gibi PlayStation 3'ümüzden standart FTP server ayarlarını gerçekleştiriyoruz Multiman aracılığıyla. Bu işlemi yaptıktan sonra Proof-of-Use Save Data programının bilgisayarlarımıza sistemine kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Daha sonra burada yapacağımız işlem şudur, özet geçmek gerekirse. PlayStation 3 sistemine bağlanıp cihazımızdaki kayıtlı olan save dataları otomatik olarak programa çekip programda hileleri aktifleştirip tekrar o save datayı hiçbir flash bellek gibi aletlerle uğraşmadan tekrar PlayStation 3 sistemine aktarmaktan bahsedeceğim. Sistem oldukça stabilite çalışmaktadır ve oldukça kullanımı basittir. Şimdi programı açıyorum gördüğünüz gibi. Buradan PS3 logosuna tıklıyorum. Buradan PS3'ümdeki save dosyalarını indir. Download'a tıkladığım zaman otomatik olarak PlayStation 3'ümdeki oturumu açmış olduğum kullanıcıya bağlanıyor. Karşınıza da geldiğiniz gibi burada. Save kayıtlarım şu an PlayStation 3'ümdeki save kayıtlarım bunlar. Tabii bu işlemde bağlantıyı gerçekleştirmek için PlayStation 3'ümüzden Multiman'ın açık olması gerekiyor. Multiman'a giriş yapıyorsunuz. Daha sonra bu işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi ben burada indirmek istediğim save'leri işaretliyorum. Shift tuşuna basılı tutarak. Daha sonra download dediğimde otomatik olarak bilgisayarımdaki Proof-of-Use Save Data programına dosyalar indiriliyor. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Daha sonra buradan hile yapmak istediğim oyunu seçiyorum. Ben Tomb Raider'ı seçeceğim. Buradan adımlarımı takip ederseniz siz de bu şekilde programın desteklemiş olduğu oyunlara hileler yapabilirsiniz. Çarptıyorum, IP'yi çektiyorum. Buradan istemiş olduğum hileleri aktif edeceğim. Uyguluyorum. Uygulandı. Daha sonra PDF. Son olarak da kontrolleri tamamlıyorum. Evet. Daha sonra bu işlemi bitirmiş oluyorum. Şimdi bu patchlediğim save datayı PlayStation 3 sistemine tekrar upload etmeye gerekiyor. Dosyanın üzerine geliyorum. Tekrar bu logoyu tıklıyorum. Buradan da seçili olan save'i PlayStation 3'e upload et tıkladığımda OK diyorum. Bu işlem bitmiş oluyor. İşte bu kadar basit. Program aracılığıyla save'lerimi patchledim. Ve kurmuş olduğum FTP bağlantısıyla da tekrar sisteme upload ettim. Herkese iyi günler.